Günaydınlar herkese. Sabah 8.30. Şöyle göstereyim yasağın ilk günü. İşe gidenler var tabii ki, onlar işe gidiyorlar. Belediyenin aracı buradaydı. Şöyle bir Antep havasını göstereyim kızlar. Kan grubuyla ilgili soruyorsunuz. Hatice Hanım. Evet, benden küçüksün de şöyle bir durum var. Ben de zorlanıyorum kan grubu yaparken. Çok zorlanıyorum. Zaten o yüzden yaptığım sistemi yapamadım ya. Öyle diyeyim ama yine başlayacağım. Ocak ayında eğer başlamak isteyen varsa başlayabilir de ben biraz kan grubuna göre tamamen gideceğim. Bulgur tüketmeyeceğim. Çünkü zaten bana kilo aldıran bulgur. Yani kilo verdirmiyor şu an. Mesela birkaç gündür hep tek öğün, bir iki haftadır besleniyordum. Tamam, belli bir kilo gittim, ondan durdu. Her şeyden de yedim. Bak, o kadar açlık yapmış her şeyi. Ama öğlen, sadece öğlünde yedim. Öğleden sonra ya da sabah hiçbir şey yemedim. Ona rağmen de kilom sabit kaldı. Bu da kilomu bu şekil koruduğumu gösteriyor. Ama ben her şeyi yemek istemiyorum. Belimde bir kalınlaşma var. Yani yağlarım aktı, döndü ne olduysa. Bak, spor yapmama rağmen var. Vallahi başarıyla şu kan grubunu bir oturtayım. Başka bir şey istemiyorum. Ve bulguru, ekmeği hiç vücuduma sokmayacağım. Ta ki istediğim hedefe ulaşana kadar. Normalde benim beslemde kan grubuna göre beslenme var. İşte haftada iki öğün, işte bir sabah, bir de akşam karışık beslenmem var. 36 saatlik orucum da var. Ben bunu belli sorumdan dolayı yapamadım. Bir de rahatsızlandım. Şimdi böyle soğuk algınlığı falan var. Ona rağmen de iyiyim. Yani o yüzden bıraktım 36 saatlik orucu. Şimdi de yapmaya kalksam yapamam herhalde. Çünkü enerjim yok. Böyle bir durum yaşıyorum şu an. Bu da halsizlik biraz yaratıyor. Bu da normal bir grip değil galiba. Böyle beni mahveden bir şey oldu. Halen toparlanamadım. Eğer toparlanırsam 36 saatliği de denerim. Neden denemeyeyim? Yapıyorum zaten. Sorun değil. Çok da vücudu açlıklara alıştırmak istemiyorum. Çünkü her zaman yapamıyorsunuz. 2 haftadır yapamadım. Dini oruçlarım var. Artık dini oruçlarımı tutacağım. Dini oruçlarımı tutmayı planlıyorum. Güzel böyle, herhalde de böyle kan grubuna göre çorba yaparım. Soğan çorbası, kabak çorbası gibi, brokoli. Onunla da orucumu açarım. Evet, brokoli çorbası aklıma gelmedi ama onu kullanmayacağım. Böyle bugün bakalım yasak var mı yok mu, alışverişe gitmeyi düşünüyorum ama. Yani markete kadar gidebilirim, ihtiyaçlar var. Eşim bilmiyor, genelde ben marketi yapıyorum yani. O yüzden de yani benim alışveriş etmem daha iyi. Neyse, hava soğuk, bir bayan da bakıyor, rahatsız oldum, ben içeri giriyorum. Arkadaşlar, kızlara pizza yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Bir de size karışık beslenmeyi göstereceğim. Şöyle Türk kahvem saat 10 iştahımı kesmesi için içiyorum. Zaten iştah da yok bu arada. Ben de bunu söyleyeyim yani. Ama ben önlem amaçlı, alıştırmak amaçlı içiyorum. Mısırlar var. Ondan sonra mısırı ben kan grubuma göre yiyebiliyorum. Zeytinler var. Burada bir etle peynir var. Bu iki grubu birlikte tüketmiyoruz. O yüzden de yani ya kaşar peynir kullanacaksınız ya da sucuk kullanacaksınız. Böyle bir tercih edeceksiniz. İnternette de ben ne gördüm biliyor musunuz? Brokolili pizza. Bunu bir diyetisyen mutfağı var. O yaptı. Kendisini de ben de takip ediyorum. İşte tamam, ben kan grubuna göre besleniyorum. Arada canım değişik bir şeyler isteyebilir, pizza isteyebilir. Hamur yemek psikolojik ben de istemiyorum. Tesadüfen o da bir video paylaştı. Karnabaharlıydı. Harika. Yani şeyli, brokoliliydi. Siz karnabaharlı yapabilirsiniz. Hani ben sıfır kan grubuyum ya. Ben karnabaharlı tüketemiyorum, yemiyorum. Bana zararlı olan bir gıda. Nört dediğimiz şeylerden yiyebiliyoruz böyle. Böyle haftada 2-3 kez yenilen var. Tabii ki süt ürünlerinin de haftada 2-3 kez yenilmeli. Ama ben her gün yiyebilirim. Çünkü korkarım ya, kemiklerimi yiyecek diye. Öyle bir şey de yok aslında da. Proteinler çok önemli. Yumurtayı haftada 2-3 kez yine yiyebiliyoruz.
Ama işte belli gıdaların bir arada yenilmemesi gerekiyor. Vallahi ben de zorlanıyorum. Nasıl zorlanıyorum biliyor musunuz? Kan grubun olunca bu mevsimde de sebze yok. Zorlanıyorum sebze bulmaktan. Her zaman dışarı çıkamıyorum. Bu domatesler köy domatesiydi, kullandım. Ben yesem mesela üzerinden ne yiyeceğim? Domatesi serbest yiyebiliriz. Zeytin yiyebilirim. Ondan sonra ya sucuğu tercih edeceğim ya da peynir, kaşarı tercih edeceğim. Öyle üzerinden yemek için böyle nefsim ölsün diye yiyebilirim yani. Sonra bol salata yerim yanında. Sebzeleri her gıdayla yiyebiliyorsunuz. Etle yiyebiliyorsunuz. Peynir, süt ürünleriyle yiyebiliyorsunuz. Hamur işiyle yiyebilirsiniz. Serbest olanlar tabii ki doğal da ununuz olacak. Ama ben yiyemiyorum. Gerçekten bana şöyle var ya, geçen haftalar dedim ya her şeyi yedim. Böyle bir kalınlaşma var. Evime de eliptik bisiklet almak gerekiyor. Bir tane Özlem Hanım var, sayfası var Aralıklı Oruç diye. Çok da seviyorum gene, hanım diyorum da yani. Neredeyse böyle kanki gibi oluyorsunuz, arkadaş gibi oluyorsunuz. Soruyorsun, şu sıralar yazışmıyorum. Onun bir önceki bir sonraki gidip resimlerine bakalım. Aralıklı Oruç if diye 30 bin küsürlü takipçisi var grubun. Yani bir 10 kilo vermiş ama neredeyse vallahi yemin ederim benden daha ince yani, tamam boy moy da yani bayağı incelmiş. Ben de o yüzden eliptik istiyorum. O da bana hangi eliptiğin iyi olduğunu söyledi. Ben de ona göre tekrar almadan önce onu soracağım. Bana bir resim mesim at diye. Ben de ona göre alacağım, hata yapmayacağım. Ya bir eliptik evi mesela akşamları böyle 15'im ya da sabah erken bir saatte kalkarsam bir kardiyo olur. Çünkü hareket şart, iki çocuğun hareketi yetmiyor. Neyse ben kahvemi içeyim arkadaşlar. Pizza da böyle dursun. Bunu da yeğenime de yapmak istiyorum ama işte benim soğuk aldım, onlar bana korona oldu diye. Kimse bana yaklaşmıyor. Gerçi ben kimseye yaklaşmıyorum. Çünkü ben geçen 2 hafta önce bir topluluğa girdim. Ve kendime şey yaptım, karantinaya aldım. Ben kimseyle görüşmedim. Gerçekten dikkat edin. Evet, bir toplulukta çift maske kullandım, her şeyimi yaptım ama ben de orada soğuk alıp geldim ve kendimi 15 gün karantina aldım. Kızımın kitaplarını bile komşum almış benim yerim ama gidip de onları tehlikeye sokmamak için gitmedim. Düşün, orada bir temas olsa, onlara bir şey geçse, bende bir korona olsa yani, gitti onların, hadi bir yaşlılıkları var gitti ya da kronik rahatsızlığı olan var. Orada birisi vefat ederse var ya, çok üzülürüm, o yüzden kimseyle temas etmedim. Şimdi çok iyiyim. Bakalım ne gösterecek ama hamam be, halsizlikler bazen oluyor yani, şu yemeği yaparken bile zorlanıyorum. Neyse, bunda karantina sürecimiz bitti ama yeğenim gelirse onu da yapacağım. Bunu da buradan göstereyim, o beni izliyor. Bana bazen diyor ki sana kamera alacağım, al bunu çekimlerinde kullanırsa, fıstık veriyor. O beni erken... Arkadaşlar akşam yemeği vakti ve tek öğün yaptım bugün. Çünkü yağlanma başlıyor bende. Önünü kesebilmek için bazen tek işte. Hafta sonu olduğu için de dedim ki bugün kendime de biraz dedim, fırsat tanıyayım işte. Daha çok yiyeyim. Biber yaptım kendime. Şöyle göstereyim biberimi. Salçayla birlikte. Biber benim için şifalı bir gıda, tüketebiliyorum yanında yoğurtla birlikte. Tek öğün olduğu için yoğurt bir kase daha alabilirim. Onun sıkıntısı yok. Ya bugün de işte dedim böyle olsun. Size zaten iştahımın olmadığını söylemiştim. Şöyle güzel bir tabakla birlikte size merhaba demek istedim. Şöyle bir şey var. İnanıyorum ben ne zaman ki o bulguru yemeyeceğim. İşte bu gluteni falan bir keseceğim, o zaman kilo vereceğim. Bugün yine tartıldım. 63,100 gram geldi. Geçen hafta kilo vermiştim yani. Neredeyse 2 hafta oluyor. Böyle tek öğün besleniyorum. 63,300 gramdı. 200 gram vermişim. Tabii o hafta içerisinde yasaklardan da yedim. Belki gidebilirdi böyle beslenseydim. Bir süre böyle besleneceğim. Çok da sık tartılmayı düşünmüyorum. Böyle işte sebze falan ağırlıklı gideceğim. İnşallah başarılı olabilirim. Ondan sonra güzel kilo da veririm. Tabii benim için faydalı olan yiyeceklerde baklayıtlardan bakla bak.
Lagillerde ne varsa onlardan da mesela nohut var, onlardan da yemek düşün. Çünkü bir arada hepsini kısınca dayanamayabiliyoruz. O yüzden de yemeği düşünüyoruz. Hatice Hanım sen sormuştun canım. Abla tatlı kızım düşünüyorsun çikolata yiyorum diye. Canım ben şöyle hallettim. Hep beyinde bitirdim. Çünkü benim yaptığım sistem ağır bir hatası olmayan bir sistemdi. Ya tatlı zaten bitti, ilk bir hafta bitiyor yani. Ne meyve yiyorsun, ne tatlı. Bir kurt günüm var, asla meyve tüketiyorum. Ama sonra meyveyi de yedik, serbest günümüzde baklava da yedik, her şeyi de yedik. Ama işte o süreçte asla yemedim, 40 günlük süreçte. Zaten vücut sonra meyve bile istemiyor yani, o vücut bile istemiyor. Sen diyorsun işte bir meyve yiyeyim falan, serbest serbest olsa bile çok da sıcak bakmıyorsun. İşte şeker yiyeceğim, şeker yiyeceğim diye düşünüyorsun. Yani verdik mi verdik, yemiyorsun yani, onu bir yerine biteceksin. Ha sana alternatifler yazdım. Mesela bir havucu rendelersin, içine kakao atarsın. Güzel bir şekilde karıştırırsın. Güzel bir lezzet olur. Tahin, hurma, kuru yemiş güzel bir karıştırırsın. O da sana güzel bir tatlıdır. Kuru hurmadan bahsediyorum. Hurmayı rondodan geçirsin, kakao atarsın, Hindistan cevizi atarsın, eline küçük küçük toplar yaparsın. Bunlar da sana güzel bir tane öğün olur. Kan grubunu bilmiyorum. Mesela sıfır kan grubuysan güzel bir şekilde şey yaparsın. Muz üzerine bal. Eğer A falan pekmezin faydalı olduğu gruptaysan, serbest olduğu. Güzel bir şekilde ne yapıyorsun? Tahinli pekmez yiyebilirsin. Hiç korkma. Ama öğünlerin de böyle hep ekmekli memekli olmasın. Ya da böyle iradenin sahip çıkacaksın. Sabah çikolata ye. Sabah çikolata çok zarardı. Hani bu kilo vermeye es geçti yani, çok zarardı. Şöyle gofretli olanlar varsa. Ha arada serbest günlerinde yiyebilirsin diyeyim ben sana. Öyle yani, şu anda da tatlı krizlerim olmuyor. Hatta bazen ben diyorum ya bir sütlü tatlı yapayım. İşte ben bana sütlü tatlı serbest. Sütlaç gibi yanında tarçın yemek şartıyla. Ondan sonra. Ya öyle sütlü tatlıları tercih edebilirsin. Tatlı krizin ise herhalde senin yaşın çok genç canım. Bilmiyorum, ben böyle hallettim. Hatta yakında bir 40 gün böyle hiç meyve. Sıfır şeker, sıfır gluten, un, bulgurum dahi olmadı. Hatta baklayıtlardan işte mercimek falan bir şey bile yemeyi düşünmüyorum. Bakalım ne yapacağım. O 40 gün öyle sadece sebze, işte yoğurt, süt ürünleri, et, kırmızı et, balık diye tüketmeyi düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Türk kahvemi içmiştim. Şimdi siyah çayımı içeceğim. Günümü öyle kapatacağım. Karaciğer raporu hazırlamayı düşünüyorum. Nasıl hazırlamayı düşünüyorum? Ya biliyorsunuz ben karaciğer temizledim yani, ama şu an sistemi bırakmış durumdayım. 36 saatlik oruç yapmıyorum. Zaten bir kere şaşırdınız mı şaşırdım. Tekrar yapmak istiyorum, güzel bir şey ama. Açlıkları yapamıyoruz ya. Vallahi ya böyle araya bir şey giriyor. Bir de eski iraden kayboluyor. Toparlamam zor oldu. Ha bir ara demiştim ya biraz koruyanmaya mı alıyorum demiştim, işte kilo verme moduna girmeyeceğim, yoruldum falan. O yorgunluk gitti, şu an zımba gibiyim. Bir zımba gibiyim, birkaç günde sağlık tamamen odaklanacağım. Ya benim de öyle düştüğüm bir boşluk vardı geçen haftalar, hatırlar Aynur Hanım'da liste almıştım. Aynur ablamın listesini hatta şu an uygulamayı düşünüyorum. Hep evdeyim, uygulamayı düşünüyorum. O hafta bir hafta uygulayabilmiştim. Yani uygularsam çok iyi olacak. Öyle yani. Uygulayamamamın sebebi de farklı bir neden geldi ortaya. O yüzden yapamayız. Yani bir şey olsa evet öyle de oldu. Yapamadık. Açlığımı bile yapamadım. İnşallah tekrar yaparım böyle işte yemeğin olmadı. Bakalım ne olacak. Ne olacak? Vallahi bugünlük de bu kadar kısa ya. Esniyorum, uykum geliyor. Eşim matematik öğretiyor, ben uyku basıyor beni. Ha, şu an saat kaç? 4 gibi. İşte öğünümü yiyorum. Yakında bu oyun saatlerinin hepsini değiştireceğim. Yine 6.30, 12.30 yapacağım. Yeme saat aralığını.
Ondan sonra da sürekli spor yapacağım inşallah. Yine spor yapmaya devam edeyim. Biraz da dışarıda yürüdük. Çocukları dışarı 5'te kahvaltı bir içeri getirdi. Onlar da hava alması gerekiyordu. Öyle bir günüm işte böyle geçti arkadaşlar. Ne yapalım yani? Yasak var biliyorum. Vallahi koronadan korkun. Gerçekten korkun. Ben size söyleyeyim yani. Öyle böyle bir değil yani korkun. Korkulacak bir durum yani. Gerektiği kadar hiçbir topluma girmeyin yani. Korkulacak kadar da var yani. Bu kadar insan ölümlere sebebiyet açmıyor. Bu kadar insanlar hastanelerde yatmıyor, yoğun bakanlar. Gerçekten korkulacak bir durum ben size söyleyeyim yani. Halen hastalık bende devam ediyor. Koronam oldu mu onu da bilmiyorum yani. Ama kimseyle temasım yok. 14-15 gün boyunca hiç evimden çıkmadım. Gelene bile kapı içeri almadım. Buyur etmedim. Sebebini de açıkladım. Korkun. Gerçekten korkun. Neyse bugünlük bu kadar kızlar. Hafta sonuydu. Kızımın canlı yanları yok. Ben buradayım derim. Ve kendinize iyi bakın.